Şimdi Teknofest macerası başlıyor biz 3 güne. Bugün cuma, 3 gün teste çıkacağız sahaya. Pazartesi günü yarışmalar başlıyor. Bizimki de büyük basılıkla haftaya perşembe ve cuma günü olacak. Ama bizim servis ayarlayamadıkları için yurtta kalacağız. Ve ben bir haftalık valiz hazırladım. Çocuklarım içeride, sizi çok öpüyorum, yaramazlık yok, tamam mı? Yarın Zehra gelecek. Çocuklara Zehra bakacak. Ben de şimdi çıkıyorum. Arkadaşlar gelecek. Beni alacak. Normalde otobüse gidecektik. Ama bir arkadaşımız sağ olsun, orada staj gördüğü için bizi alacak. Onunla beraber gideceğiz. Of, bakalım. Hadi görüşürüz. Işıklarını da açtım onların. Onların da ışıklarını açtım. Çünkü gece kuduruyorlar. İnşallah bu gece sıkıntı olmaz. Bakalım, ben şimdi gidiyorum. Arabada görüşürüz. Arkadaşlar, biz sabah çıkacaktık bir posta, sonra araba arızalandı. Araba arızalandığı için çıkamadık. Olabilir. Sağ olun. Araba arızalandığı için 10.30'da çıkamadık. Saat şu an 12 oldu. Aracımız başımızda, yanımızda. Şu an son hazırlıkları yapıyor. Her şeye rağmen. Bütün zorluklara rağmen yapacağız. Şu an hata veriyor. VS Code'la şey, ne VS Code'u ya? VNC ile şeye bağlanacağız. Bilgisayarım da dondu. Hadi geçmiş olsun. Biz bu sorunları halledelim. Biz de görüşürüz. Normalde 8'de buradan ayrılmamız gerekiyordu ama arkadaşlar, hani yarışma yaklaştığı için son günlere, yarışmaya yaklaştığımız için herkes saat 10'a kadar çalışma isteğinde bulundu ve şu an 10'a kadar burada çalışacağız. Biz de arabayı yeni aldık, o yüzden şu an şartları falan deniyoruz. Yani iyi gibi, birkaç problemler var ama inşallah hepsini çözeceğiz. Bu arada bu saatlerde burası çok daha güzel çünkü sabahleyin gerçekten çok sıcak oluyor. Yani bunalıyoruz, gerçekten bunalıyoruz ama şu an şurası çok iyi, keşke hep böyle olsa. Yani hava da hep böyle olsa çünkü şartlar o zaman çok daha iyi oluyoruz ama bakalım. Vadisinde kaliteli zamanlar arabalarla Fast and Furious, herkes arabalarını çeksin. Gerçekten herkes arabalarıyla bir turası efsane olur bu arada. İyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor bilmiyorum. Yorum yapmak istemiyorum. Onun dışında buradayız. Bugün zor bir gün. Yarın çok daha zor bir gün olacak. Yarından sonra her şey belli olacak. O yüzden çalışmalara devam ki. Hepinize tekrardan selam arkadaşlar. Biz bu sayfa saat
12.30 oldu. Biz hala uğraşıyoruz. Uğraşıyoruz. Gerçekten tipim falan full kaydı. Artık gerçekten gözlerimi açamıyorum. Ama pes etmek yok, yılmak yok. Ha? Bu gece hiçbir şey atmayayım. Nasıl? Öyle arkadaşlar. Biz şimdi Gebze Üniversitesi'ndeyiz. Gebze'de yurtta kalıyoruz. Normalde bize servis tahsis ediyorlardı ama onu tahsis etmediler. O yüzden biz de bir hafta boyunca yurtta kalıyoruz. Yurtta da sturla yaparız. Ama şimdi enerji şişeklere çıksın havaya. Artık bu bilet yetmiyor. Yarım litre içtim. Bir gram enerjim yok. Neyse. Boş konuşmaya gerek yok. Çalışmaya devam. Ben şimdi etiketi falan bitirdim. Yatmaya gidiyorum. Saat 1:30 falan oldu. Çünkü ben bir önceki gece, hatta son 2-3 gecedir 2-3 saat uyuduğum için artık gerçekten dayanamıyordum. Gidip yatacağım. Sabah 6:30'da dışarıda olmamız gerekiyor. Bizi gelip alacaklar ve sahaya gideceğiz. O yüzden 6:15'de kalkacağım. Çantam falan, giyeceklerim, her şeyim hazır. Gözümü açıp giyinip çıkacağım. Gerisinde başka bir şeyler yapacaksam yüzüme güneş kremini falan filan şeyde sürmeyi planlıyorum yani artık. Minnoş, sen nereye? Öyle yani, bakalım. O zaman yarın sabah görüşür müyüz? Odaya gidince size manzarasını da gösteririm. Odanın manzarası gerçekten ama gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel. Birazdan gösteririm. Bay bay. Odanın gece manzarası gerçekten harika. Ben gerçekten burada oturup sadece şurayı görebilirim ya. Çok güzel. Ama şu an yatma vakti. O yüzden bu kadar bakmam yeterli. Daha sonra bakmak niyetiyle diyorum. İyi geceler, yarın sabah görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Şu yüzümüzün gözümüzün haline bakın. Cidden uyku o kadar yetmedi ki yani. Uyumak istiyorum deli gibi de. Neyse, birazcık daha sabır. Gerçekten birazcık daha sabır. Şimdi birazdan araç bizi gelip alacak. Aha, geldi. Ama bizimkiler yeni uyanmış. Bir onları bekleteceğim bakalım. Herkes şu an toplanıyor. Bütün ekipler. Maya da kalabalığız ha. Hatıra fotoğrafı çekildi. Ben halay çekeceklermiş. Çekeriz bir halay. Hiçbir şey yoluna gitmiyor ama ne yapalım. En azından keyfimize bakalım, değil mi? Bunlar kendi araçlarını yapan arkadaşlar. Özgün araçlar. Ooo, üç ayaklı oldu. Şimdi burada çok değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Geçen akşam Tokyo Drift vardı. Şimdi de halay çekiyoruz. Bizi çatışmasın. Ya şu an son dakikada olsa güzel şeyler oluyor arkadaşlar. Saat 1 oldu arkadaşlar. Biz hala uğraşıyoruz. İnanıyorum.
Böyle şeylerle uğraşıyoruz ki. Anlatamam. Gerçekten anlatamam. Yani. Yani odaya gidip uyusak her şey çok daha iyi olabilirdi. En azından yarın zinde olurduk. Ama gerçekten saçma sapan şeylerle saçma sapan şeyler oldu. Neyse hayırlısı. Yarın test günü, fren testi falan yapılacak. Ondan sonraki günde yarışma başlar diye düşünüyoruz. Herkes karışık girecekmiş zaten. Yani geçen sene ilk özgün araçlar, sonra hazır araçlar çıkıyordu. Bu sene de ikisi karışık olacakmış. Hangi gün yarışacağız bilmiyoruz. Ama neyse ki son güne, yani son hakkımızda 3-4 gün var diye düşünerekten halledebileceğimizi düşünüyoruz. Eksiklerimizi ve aldığımız hataları da düzeltebileceğimizi düşünüyoruz. Ama mukadderat bu işler. Olursa olur, olmazsa olmaz. Bu saatten sonra yapacak hiçbir şeyimiz yok. Biz birazcık daha takılıp ondan sonra yatmaya gideceğiz. Hayırlısı olsun. Nasıl izlediğini görmek ister misin? Çektim abi. Çektim. Evet. Günaydın arkadaşlar. Teknofest yarışmasının birinci gününden herkese merhaba. Bugün fren testi yapılacak. Fren testinden sonra da yarın da işte fren testini geçenler yarın yarışmaya katılacak. Bir basit herkes geçer diye düşünüyoruz. Biz işte kodlarımızı falan yazdık. Şimdi bugün fren testi için öncesinde bize 3 saat aracı vereceklermiş ve 3 saat istediğimiz gibi gezebilecekmişiz. Bu çok iyi bir haber. Keşke bunu dünden bize söyleselerdi. Çünkü dün her şey çok daha iyi olabilirdi ona göre gece. Boş boş işlerle uğraşmazdık. Neyse şimdi bakalım, bekliyoruz. Her gün bakalım ne olacak. Umarım hallederiz. Gerçi hallederiz ya. Çünkü yarışma için hatta son hakkımıza kadar 3-4 gün olduğu için eksiklerimizi tamamlarız. Bugün o bize 3 saat vermeleri çok iyi oldu. Çünkü en azından denemek istediğimiz kısımları deneriz. Çünkü dün deneyemedik. Birçok aksilik yaşadık. Bugün hallederiz ya. Evet, bu iyi bir haber oldu gerçekten. Şimdi arkadaşlar içeride kod yazıyor. Ben de size bir haber vereyim dedim. Ortamı göstereyim. Birazdan zaten cucuna başlar. Şarkının sesi yeni kesildi. Artık akşama kadar teknofest diye beynimizin içinde dönecek. Bakalım o zaman. Daha sonra görüşürüz. Arkadaşlar birazdan kura çekmeye gideceğim. Umarım ilk sıralarda çekmem diyorum. Birazcık şanssız bir insanım ben. Çek ortalardan çekersin ya. Hadi inşallah be. Ben sana inanıyorum. O zaman gidiyorum. Kazamız mübarek olsun inşallah. Böyle en kötü 4-5 olsun ya. Hadi görüşürüz. Nerede çekiyormuşuz kurayı? Orada çekiyoruz. Aa, çok gerginim. Şimdi fren için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ben burada engel oldum arkadaşlar. Onu çalıştırıyor. Kod benim yakınıma geldiği zaman arabayı durduracak. Onu deniyoruz. Yani şu an özgün araçların fren testi var. İkinci tura döndüler. Vize ne zaman gelir sıra bilmiyorum. Saat şu an biri geçiyor. Yaklaşık araç bir saat daha bizde kalacak. Bir an önce şunu deneyip halledip piste gidip diğer kodlarımızı denemek istiyoruz. Çünkü aracı normalde 3 saat vereceklerdi. 1,5 saate düşürürler diğer araçlar da fren testinden önce deneme yapabilsinler diye. Ben tamamım, bekliyorum sizi. Şimdi bakalım araba gelsin. Gidiyoruz birazcık. Kodu aktif etmesi uzun sürüyor. Bir tane hata var. O hatayı, yani kodların hepsini tek tek denedik. Bütün ROS'taki her şeye baktık. Bir türlü bulamadık. Şu an şerit olmadığı için biraz sola kayıyor. Bakalım beni görünce duracak mı? Durdu. Yes! Tamam, onu ayarlayacağız mesafeden. Durdu. Aramızdaki mesafede şu kadardı. Bir adım ileri gittim. Mesafeyi birazcık daha küçülteceğiz. Ve birazcık daha yakın mesafede duracak. Ondan sonra teste ilk hamlede geçeceğiz. Ben 2 numarayı seçtim bu sırada teste. Çok korkuyordum 1 numarayı seçeceğim diye ama 2 numarayı seçtim. Neyse, tek de halledeceğiz değil mi? İçeride tek de halledeceğiz. Evet diyorlar. Neyse, biz hazırlıklarımıza devam edelim. Sonra görüşürüz.
Hepinizi bekliyoruz. Ortada fotoğraf çekinmek için toplanıyoruz arkadaşlar şu an. Her sene fix klasik. Tüm takımlar olsun lütfen. Drone nerede? Bakas Bey, drone'u görelim. Hepinize yarışma gününden selam arkadaşlar. Şu an herkes arkada toplandı. Birazdan canlı yayın olacak. Canlı yayında böyle beraber takım hareketler yapacağız. Onu da şuraya bir yere koyarım. Bilmiyoruz yani ne olacak, ne bitecek. Birazdan kurallar çekilecek. Kaç numara çekeceğim hiçbir fikrim yok. Erkenden çıkalım, bitsin ve gidelim diyoruz. Bakalım hayırlısı olsun. Yani bu sene çok şey var, eksik olan ama yapacak bir şey yok. Artık iş işten geçti. Seneye de ne olur mukadderat diyoruz. Bugün bir an önce bitsin ve artık gerçekten evimize dönelim istiyoruz. Bakalım. Yarışım esnasında, öncesinde, sonrasında yine görüşürüz. Aynen. Şimdi hazır araçtaki kaptanlarımızı alacağım. Kocaeli Üniversitesi Co-Drive yanıma geliyor. Hemen Kur'an çekeceksin. Heyecanlı mısın? Ben heyecanlıyım. Heyecanlısın. Açmıyorsun. Yanımda duruyorsunuz. Siz benim yanımda duruyorsunuz. Evet. Hemen Konya Teknik Üniversitesi. Raglab Sigum. Neredesiniz? Evet. Hemen geliyorsun. Çekiyorsun. Heyecanlı mısın? Fazlasıyla heyecanlıyım. Bir mi yoksa altı mı? Altı. Altı. Evet. Hemen bakıyoruz. Uludağ Üniversitesi Talos. Hazır mısın? Şöyle yanıma almak istiyorum seni. Duyguların nasıl? Heyecanlıyız. Umarım hayırlısıyla tamamlarız. Peki, Harran Üniversitesi Göbeklitepe'ye geliyor. Açmıyoruz, sakın açmıyoruz. Ve şimdi Hasan Kalyoncu Kit geliyor. İnşallah bir gelmez. İnşallah bir gelmez. Alayım onu, merak ettim. Kit'in kurası bende ve yine Hasan Kalyoncu Üniversitesi iki takımla yarışıyor. İkinci takım Volans geliyor. Volans'ın kaptanı da burada. Hazır mıyız? Hasan Kalyoncu Kit'in sıralaması şöyle. Hasan Kalyoncu Kit inşallah bir değil dedi. Bu da benim şansım galiba. Bir değil. Bunu garantisini veriyorum. İki numara. Evet, iki numara Hasan Kalyoncu Kit. Diğer Hasan Kalyoncu ekibini alıyorum. Volans ekibi. Hemen bakıyoruz. Birinci sırada Volans Hasan Kalyoncu. Evet, hemen diğer kaptanlarımızı alıyoruz. Evet, Co-Drive Kocaeli Üniversitesi. Altıncı sıra, son sıra. İstediğim bir şeydi. Başta çıksak daha iyi olabilirdi aslında. Değiştirelim. Hemen değiştirebiliriz. Evet, diğer kaptanımız alıyoruz. Diğer kaptanı alıyoruz. Size günaydın arkadaşlar. Bugün yarışmanın ikinci günü. Dün çok fazla video çekemedim çünkü için bayağı bir stresli gündü. Birazcık olaylar falan oldu. Neyse, bu olaylara en son konuşuruz. Şimdi pistteyim. Her gün pisti değişiyorlar. Ama şu kavşakta birkaç problem vardı. Şimdi onları halletmek için kavşaktan böyle toplayacağım. Bakalım bugün ne olacak. O zaman sonra görüşürüz. Şu an son hazırlığımızı yapıyoruz. Bir ekip çıkacak. O ekipten sonra da biz çıkacağız. Bakalım ya. Bence olacak. Ben olacağına inanıyorum açıkçası. Bu ekip bence bunu yapacak ya. Yapacağız. Tipim kaymış. Arkadaşlar bir dakika. Burada sıcak da Allah, bizim dudaklar kuruyor. Her yer zaten sıcak. Bunu aldık iyice. Neyse. Şey gibi geziyorum. Neyse. Aklıma gelmedi. Gelirse şuraya bir fotoğrafını koyarım. Biz bugün şöyle oldu. Araç aslında kodda çok küçük bir hata yaptık.
Yani artık sıcak öyle beynimize geçti ki yani sağına soluna çok odaklanamadık açıkçası. Neyse yani araba hareket etti, engeli geçti. Ardından da şey oldu. Ben şöyle geçeyim arkadaşlar, şu arkada Togon arabası var. Fotoğraf çekiniyorlar. Onu bakmaya geldik. İşte bizim test denememiz vardı pistten sonra. O test denemesini yaptık. Sonra işte servisler falan gittiği için buradaki bir görevli abimiz bizi eve bırakacak. Bizi yurda bırakacak. Biz de o işini halledene kadar biraz buraları gezelim dedik. Yani koda, araca gelecek olursak da araç aslında engelleri çok iyi geçti. Normalde yolun iki kenarında. İşte bir duba, bir de işte kuni şeklinde şeyler oluyor ya, engel, dubalar. Onları koydular. Araç onların arasından geçip işte kırmızı ışıkta duracak. Sonra yeşile geçecek ve yoluna devam edecek. Bizim araç kırmızıyı gördü, tespit etti, durdu. Ardından da o bizim o hatamız yüzünden yeşili görünce hata verdi. Kırıldı yani. Ama daha sonrasında test hakkımızda aynı yerden başlayıp sürüşümüze devam ettiğimizde hiçbir sıkıntı olmadı. Aracımız çok güzel çalıştı. Yani parkuru yapması gerektiği şekilde yaptı. İşte birkaç parkta birkaç problemlerimiz var. Bu gece de onları halledeceğiz. Bakalım yarın yapacağız ya. Test esnasında çok fazla video çekemedim çünkü yani hiç vaktimiz yoktu. Çok koşuşturuyorduk. Eğer işte Teknofest'in canlı yayın gösterileri oluyor, videoları oluyor YouTube Teknofest'te. Oradan videoları izleyebilirsiniz. Ben de bulursam zaten bundan sonra o kesiti izlersiniz. Şimdi birazcık Togun önünde fotoğraf çekelim. Tog yapmış ya. Yapmış gerçekten. Baksana da çok güzel ya.